Günaydın herkese, selamlar. Neden vlog çekmiyorum dediğim bir gün oldu. Şu an tam da şu dakika karar verdim. Çünkü saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Çünkü yeni kombin çekimleri için Mango'dan alışveriş yapacağım. Bence vlog çekmek için çok iyi bir gün. Şimdi otobüsten indim. Önce Starbucks'a gideceğim. Ben güne eğer dışarıdaysam kulaklığını da almadım ama inşallah ses kötü gelmeyecek. Ne diyordum? Ben dışarıdaysam mutlaka kahveyle başlıyorum zaten güne. Kahvesiz bir hayat düşünemiyorum. O yüzden şimdi önce Starbucks'tan gideceğim. Kahve alacağım. Ondan sonra Mango'ya gideceğim. Beraber orada bir şeyler içeceğiz. Hem indirimden hem yeni sezondan bir şeyler bakalım. Sonra da Cemil Reza'ya gideceğim. Saçlarımı kestireceğim. Videonun devamında artık bugünün önemli başlıklarını beraber yaşayacağız. Görüşmek üzere. Evet. Kahvemi aldım. Şimdi metroya bineceğim. Levent'e gidiyorum. Levent'e Mango'ya gideceğim. Orada zaten size çekeceğim. Bu arada vlog yorumları için çok teşekkür ederim. Vallahi gaza getiriyorsunuz. Ben böyle çekiyorum paldır küldür ama inşallah bundan sonrası daha profesyonel olacak. Şöyle, aslında benim YouTube kanalım çok eski. Hatta böyle tost makinesiyle çekilmiş videom var. En aşağıya inin. Onu kaldırmak hiç istemiyorum. Çünkü o benim yani başlangıcım. Kendimin en son hali kalsın, hep profesyonel görünsün diye bir arzum, isteğim yok. Çok güzel, ben onu izlerken gerçekten keyif alıyorum. O yüzden o video duruyor. Ya bu zamana kadar hani YouTube'u neden hareketlendirmediğimi anlatacağım aslında. Birazcık mükemmelliyetçi bir tarafım var. Boğa burcu olunca insan. O yüzden hani hep böyle çok daha profesyonel ekipmanla daha iyi içerikler üretebilmeyi bekledim hep. Olmadı. Madem olmuyor, böyle deneyeceğim diye bir yola girdim. Bu noktada o yüzden beğeniyorsanız destekleriniz çok değerli. Yazın sıcak havalarda alışveriş yapacak en iyi. Ya benim kulaklığım yok. İnşallah sesim geliyordur ya. Öf, boşuna çekiyormuşum, düşünsenize. Yazın baştan alıyorum. Daha yüksek sesle konuşacağım. Yazın alışveriş yapacak en iyi yer kuşkusuz AVM'ler. O yüzden ben de şimdi Mango'ya gidiyorum. Beraber bakalım. Sezon bitti. Yani sezon indirimleri de aslında bitti. Hiçbir şey kalmadı. Ama tek tük şeyler var. Güzel şeyler bulunabiliyor hala. Bakalım ben bulabilecek miyim? Buraya geldim çünkü en fazla indirim çeşidi burada varmış. Buraları biraz karıştıracağım. Elbise, tulum kısmı buralar. Şu en yenilerden. Mesela bu bile indirime girmiş. Çok yeni o yani. Uzun kollulara falan yatırım yapmak lazım aslında. Önümüz bahar. Ama benim elim hiç gitmez ya. Bilmiyorum siz bu konuda nasılsınız? Aa bak şu çok güzel bir Mercedes elbise ama minnak. Çok minnak. Bana olmaz. Aa çok güzel bir şort tulum. Tam karşısına biraz daha çekeyim. Çok güzelmiş. Tatile, şehir boyu çok da kısa değil bu arada. Giyilebilir. Bakın şu da mesela çok yeni. Yeni sezondan bir elbise. Wow. Çok iyi, çok güzel. Fiyatını söyleyeceğim hemen. Abiye mi bu ya? Bayağı abiye yani. Aa buna bayıldım. Bu çok güzel bir şey. Kızlar. Yani
Fiyatı da bayağı iyiymiş. Gerçekten çok güzel. Şöyle tam karşıdan çekeyim. Biraz yamuk duruyor askıda. Sanki durayım, düzelteceğim. Çok güzel bir elbise. Hatta herhalde ben bunu alacağım. Ne diyorsunuz? Yani indirimde pantolon kısmı pek hareketli değil. O yüzden yeni sezona bakmak gerekecek. Ama zaten bazı şeyler yeni sezonda da çok indirimden farklı olmuyor. Yani çok çok uçuk fiyatlı ürünler indirimde çok güzel iniyor. Ama hani bazı şeyler çok çok aşırı pahalı olmuyor yeni sezonda. Öyle parçalar yakalarsak ne ala tabii ki. Ay çok cici bir şort. Ben takım çok severim. Böyle bir üstü de var. Çok güzel. Ya aslında ne istiyorum biliyor musunuz? Yani şort dışında da yazın yani sıcak havalarda jean kadar böyle terletmeyecek, tire tire güzel hani şık bir yere gittiğim zaman giyebileceğim bir pantolon alıyorum aslında. Çok şey mi istiyorum? Söyleyin. Yani hep keten var, hep keten var. Tamam, çok güzel. Keten gerçekten yazın kurtarıcı. Al işte yine keten. Ama yani hani olmaz mı ya başka bir şey? Ne bileyim böyle şifondan böyle pantolonlar yapsalar. Ooo tulum çok güzelmiş. Böyle şifondan tiril tiril. Çok şeyim istiyorum arkadaşlar. Ya etek, ya şort, ya elbise. Tamam, biz pantolon giymeyelim. Mesaj alındı. Şunlar var. Ama desenleri yani. Yani pazar şeysi gibi. Sen mangosun ya. Kendine gel. Elbise. Çok güzel. Tamam, savaş. Okey. Ama hani ne yapacağız? İçine giymeyeceğiz mi? İç çamaşırı. Yani giymeden mümkün değil. Şuna bakın. Dur ya. Kumaş falan çok güzelmiş. Üzüldüm. Nasıl bir formül bulabilirim? Düşünüyorum. Hiçbir formül bulamam. Elendi. Çekmedim ama çok güzel bir pantolon buldum. Rengi falan, formu böyle inceliği benim tam istediğim gibiydi. Rengi falan çok çok güzel. Buna kesinlikle okeyim. Bu arada şöyle lastik bir beli var. Üstüne de şöyle çok cici bir şey buldum. Renk tonları tam tutmuyor bu arada. Dur, şunu düzelteyim. Ama böyle sevdim sanki ya. Ne diyorsunuz? Hani bunu sonradan jeanlerle falan da beyaz pantolonlarla da kombinleyebilirim. Bu ikisi bence okey. Zara'dan çok tatlı bir üst almıştım. Onunla kombinlemek için aslında evde siyah şortum var. Ama o böyle çok parlak cepli falan bir şeydi. Böyle klasik bir şey değil. O yüzden bununla kombinlemeye karar verdim. File detayları falan çok güzel. Boyu da şehir boyu. Bu da bende gelsin o zaman. Vallahi aşken ben değilim. Güya bu ara çok sevdiğim şu sağlıklı atıştırmalık Koska'nın barını paylaşacaktım. Ama açlıktan gözüm döndü, hüplettim. Şimdi boş paketten paylaşıyorum. Bunu bulursanız mutlaka tüketin. Gerçekten çok lezzetli ve sağlıklı. İlave şekeri yok, glukozu yok, tatlandırıcı yok. Çok güzel. Ben aslında eğer yanımda çınar yoksa ve teksem, işte bir yerlere yetişmeye çalışmıyorsam her zaman metroyu çok daha severim. Metroyla yolculuk yapmak bana her zaman daha eğlenceli ve aslında daha kolay gelir. Çünkü diğer türlü her zaman trafiğe takılma ihtimali maalesef İstanbul'da var. Şimdi o yüzden metroyla
etlere geldim. Saçlarımı kestirmeye Cemil Rez'in yanına gidiyorum. Burası çok güzel. O yüzden burayı böyle çekmek istedim. Sadece bu aktarma, etiler aktarma metrosu böyle çok renkli. Allah'ım saçlarıma bak. Çok tipsiz oldular. Hazır buradayken, kulaklığımı da bulmuşken, buralar sakinken, burada da bir ara video çekeyim. Metro, metrobüs candır abi. Otobüs bir nebze ama. Çünkü onda da her zaman trafiğe girme imkanınız, ihtimaliniz var. O yüzden metronun, metrobüsün olduğu yerden korkmayacaksın. Burası nasıl esiyor? Güzel oldu ya. Kısa saç, güneş abi. Evet, saç kesme olayını da bitirdik. Şimdi artık yavaş yavaş eve dönme vakti. Eve dönüp yemek hazırlama vakti. Oğluşumu karşılama vakti. Bugünlük vlog burada bitsin mi? Bunu eve gidince değerlendireceğim. Evde size aktarabileceğim şeyler olacak mı? Ona göre karar vereceğim. Ondan sonra ya bitiririm ya da evde bir şeyler anlatabileceksem, üstüne koyabileceksem bugüne dair vlog ekleme yaparım diye düşünüyorum. Bu arada Cemile'den inanılmaz memnunum. Yani benim saçlarım şöyle şuralarıma falan geliyordu. İlk onun koltuğuna oturdum, bıraktım orada saçları ve hala gerçekten gözüm kapalı oturuyorum. Nasıl uyuma? Şunun uyuşuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız ya? Çocuğumu düzelteyim. Evet. Bir vlogun daha sonuna geldik. Bir günün çünkü sonuna geldik. Bugünü de bitirdik. Yarına Allah kerim artık. Arada yine birkaç şeyi çekemedim. Çünkü Çınar geldi eve. Çınar geldikten sonra biraz dağılıyorum ister istemez. Ama saçımı kestirdim. Çok mutlu oldum. Modelini sevdim. Bir tık daha uzunca daha güzel olacaktır. Ama kısa arabayı kullanmak da keyifli oluyor. İnşallah siz de çok beğenmişsinizdir. Video sizin için verimli olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırmanız benim için çok kıymetli, çok değerli. Eğer videoyu beğendiyseniz ve benim de devam etmemi arzu ediyorsanız videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum vermeyi de ihmal etmezsiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video ne olacak bilmiyorum. O videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.